Merhaba arkadaşlar, dostlar. Affedersiniz, yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün oynanacak olan, akşam üzeri gündüz oynanacak olan Euroleague ve bir Euro Cup maçıyla birlikte iki basketbol artı ekstradan bir futbol maç tahminiyle karşınızda olacağım. Bu Euroleague videosu gibi adlandıracağız onları. Playoff'lardan oynanan maçlarda son iki eşleşme kaldı. Bugün oynanacak olan Barcelona Bayern eşleşmesi. Yarın da Olympiakos Monaco maçı var. Onu da yorumlamaya, tahmini vermeye çalışacağız. Ama öncelikle tabii ki Barcelona Bayern maçıyla başlıyoruz. Ve bizim temsilcimiz olan Bursaspor'un da tahminini vereceğiz size. Euro Cup'ta onlar da çok büyük bir başarı sağlayarak buraya kadar geldiler. Umarız devam ederler. Öncelikle Barcelona ile başlayalım. Tabii ki bu videoyu izleyenler beğeni atarsa, yorum yazarsa, sorularınız olursa cevaplamaya hazırız. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Ellerimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kazanmanız için seri olarak kazanıyoruz. Kazanmaya devam ediyoruz. Siz de kazanmak istiyorsanız abone olun, zillerinizi açın. Videolar hemen önünüzde olsun diye izleyebilirsiniz, kazanabilirsiniz diye arkadaşlar. Başlıyoruz video. İlk maç Barcelona Bayern maçı. Seri 2-2'ye kadar geldi. Son maç Barcelona'da oynanacak. Burada yenen bir üst tura, yani Final Four'a kalacak. Son takımlardan birisi olacak. Tabii ki Real Madrid'in rakibi olacak. Bizim Anadolu Efes'in değil. Burada Barcelona kendi evinde bu maçta artık son şansları, mecbur yenmek zorundalar ve yenmek için elinden geleni yapacaklardır. O yüzden bu maçta ne olur ne olmaz Barcelona favori, ama Barcelona işi şansa bırakmamak için farklı bir şekilde kazanması gerekiyor. Farklı bir oyunla, çok daha defansif, çok daha ofansif oyunla değil, çok daha defansif oyunla Bayern'in durdurarak kazanması gerekiyor. Zaten defansı iyi yapabiliyorlar. Ofansta son maçta kötü oldukları için kaybettiler. Aslında orada turu almak zorundaydılar Münih'te, ama alamadılar. Şimdi mecbur Barcelona'da çok iyi bir oyunla kazanmaları gerekiyor. Bu sezonki lideri Euroleague'in ve favorisi, kupa şampiyonluğu favorisi de çok istiyorlar kazanmayı. Büyük yatırımlar yaptılar. Bu maçta yenilip yenilirlerse çok büyük bir fiyasko olmuş olacak. O yüzden herkes sağlam bir şekilde oynayacaktır bu maçta. Ve Barcelona'dan farklı bir galibiyet bekliyorum. En az 4.5 handikaplı, yani en az bir 5 sayı farkla 1.50 orandan sağlam olarak Barcelona'nın galibiyetini alabilirsiniz arkadaşlar. Kazanacaklardır. Zor da olsa kazanacaklardır ve farklı bir şekilde kazanacaklardır. Oyuncu yüz baremlerine gelince, bu maçta Mirotić kendini göstermek zorunda. 14 sayı, 15 sayı üstünde atacaktır. Mirotić'in yüz baremini alabilirsiniz. Nikola Mirotić'in ve karşı tarafta ise Vladimir Lučić. O da 14 sayı üstünde atacaktır. Bu final maçı niteliğinde olan bu maçta o da elinden gelen yardımı yapmaya çalışıp Bayern'i Final Four'a getirmek isteyecektir. İkinci yüz baremi oynayabileceğiniz oyuncular Barcelona'da Laprivitola. Bıyıklı guard oyuncu, İspanyol, yani eski tarz bıyığınla ünlü Laprovitola. O da bir 8-9 sayı üstünde atar, en az bir 10 sayı atacaktır. Onun da yüz baremini alabilirsiniz. Ve Bayern Münih'te ise Rubit hem ortadan hem center'dan hem sağdan soldan girişlerle sayı bulabilen bir oyuncu. O da bir 10 sayı atmasını bekliyorum. Onun da 9 sayı üstünde yüz baremini alabilirsiniz. Ama dediğim gibi sağlam olarak burada oynamak isteyenler en az 4.5 handikaplı, en az 5 sayı farkla Barcelona'nın kazanmasını bekliyorum. Ve geliyoruz ikinci maçımıza. İkinci maç Euro Cup'tan yarı final maçı. Mora Bank Andorra Bursaspor, bizim temsilcimiz Bursaspor karşısında. Bursaspor enteresan olaylara imza atıp önce Partizan'ı, Obradovic'in Partizan'ını yenip sonra Olimpia Ljubljana'yı da yenip buraya kadar, yarı finale kadar geldiler. Şimdi de yenerlerse, finale çıkarlarsa gelecek sezon Euroleague'de oynama hakkı kazanacaklar. Bu yüzden hem Türkiye için hem Bursaspor için çok önemli bir maç olacak. Tabii ki karşındaki rakipleri kendi evinde çok iyi oynayan
Andorralı takım İspanya Ligi'nde mücadele ediyor. Son çeyrek finalde Gran Canaria gibi güçlü İspanyol ekibini elediler. İspanya Ligi'nde zor durumdalar şu anda. Ama burada yarı finale kadar geldiler. Onlar da finali hedefliyorlardır. Kazanmak isteyeceklerdir kendi evinde. Bursaspor'u favori tutmuyoruz tabii ki. Ama bu oyunu devam ettirirse kazanma imkanı var. Umarız Bursaspor kazanır. Bursaspor'a başarılar diliyoruz. Ama burada tahmin olarak size vereceğim şey, üst oynamanız 159 baremin üstü olacaktır. İki takım da bir yerde 80-80'e gelecektir. 80'er sayı atacaktır artık, uzatmaya mı kalır? Birisi biraz birkaç sayıyla daha üstün olup kazanır mı, göreceğiz. Ama 159 sayı üstünü alabilirsiniz 1.60 oranından. Burada üst baremini alıp eğlenceli TRT Spor'un da vereceği bir maç olarak izleyebilirsiniz ve Bursaspor'a destek olabilirsiniz. Umarız Bursaspor kazanır ama size önerim burada üst oynamanız, 159 sayı üstü. Şimdi bu videoda genelde yapmadığımız bir şey, bu videolarda, basketbol videolarında yapmadığımız bir şeyi yapacağız. Bir futbol maçıyla ilgili kısa yorumla beraber size yüksek orandan oynamak isteyenler tabii ki yüksek orandan bir öneri sunacağım. Yani bu gece oynanacak olan Şampiyonlar Ligi yine yarı final ikinci maçı, rövanş maçı, Villarreal-Liverpool maçı. Villarreal 2-0 kaybetti Liverpool'a geçen maçta İngiltere'de, şimdi rövanşa çıkıyor. Tabii ki kazanmak isteyeceklerdir. Tabii ki finale çıkmak için uğraşacaklardır. Ama işleri tabii Klopp karşısında, Liverpool gibi bir makine karşısında çok zor. Ve Liverpool bu maçta çok daha defansif oynayacaktır. Bu maçtan size önereceğim şey beraberlik almanız arkadaşlar. Yüksek orandan beraberliği alabilirsiniz. Liverpool defansif oynayarak belki karşılıklı gollerle 1-1 ya da 0-0 bitecek olan bir maç olacağını düşünüyorum. İsteyen 3.5 alt handicap, alt da alabilir sağlam olarak. Yani 3.5 gol altı isteyen dediğim gibi beraberlik alabilir yüksek orandan. Bu maçın berabere biteceğini düşünüyorum. Sistem kuponlarında da deneyebilirsiniz. Tekli olarak da oynayabilirsiniz. Bu maç berabere bitecektir. Ekstra olarak bu futbol tahminini vermeye çalıştım size bu Euroleague videosunda olmasına rağmen. Umarım iyi bir şekilde kombin de yapabilirsiniz. Ve iyi bir şekilde kazanırsınız arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Herkese başarılar diliyorum. İyi kazançlar diliyorum. Bizi izlemeye, desteklemeye devam edin. Biz de sizin karşınızda elimizden geldiği kadar olmaya devam edeceğiz. Yakın zamanda bu hafta itibariyle birkaç tenis videosu da gelecek. Tenis videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Eğer isteyen fazla varsa tenis videoları da daha bu haftadan itibaren ATP Madrid'le kadınlar ve teniste Madrid'de turnuvasının tahminleriyle, yorumlarıyla karşınızda olacağız. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşça kalın.